Essex Police Emergency. Hi there. Hello. I need police and a forensics team to my address, please. What do you mean? What's happened? My friend and I got into an altercation, and I'm the only one who came out alive. Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Karanlık Dosyalar'a bir yeni bölümle daha devam ediyoruz. Ve Karanlık Dosyalar'ın bugünkü bölümünde Breck Bednar'ın hikayesinden bahsedeceğiz. Ama videoya geçmeden önce eğer beni Instagram'dan ve diğer sosyal medya hesaplarından takip etmek isterseniz Instagram daima buralarda bir yerlerde, diğerleri de aşağıda açıklamalar kutucuğunda bulunuyor olacak. Bu videoda farklı bir arka plandayız. Bu sefer şartlar öyle gerektirdi. Ama daha sonra yine eski arka planımıza devam edeceğiz. O yüzden de lütfen kusura bakmayın. Evet, şimdi videomuza geçelim. Şimdi Breck Bednar'dan bahsetmeden önce isterseniz annesi ve babasından bahsedelim. Breck'in annesi Lauren LaFave'di ve babası da Barry Bednar'dı. İkisi de Amerika Birleşik Devletleri'nde doğmuş ve büyümüş insanlardı. Ama Breck'in doğumundan 3 yıl önce İngiltere'ye taşınmaya karar verdiler. Yani bu hikayede Amerika'da değil, İngiltere'deyiz. Bahsedeceğimiz olaylar yaşandığında 40'lı yaşlarında olan Barry Bednar zengin bir adamdı ve kendisi bir petrol tüccarı ve nakliye danışmanıydı. Lauren LaFave ise bir öğretim asistanıydı. Barry ve Lauren aslında başta çocuk sahibi olabilmek için büyük uğraş vermişlerdi. Her ne kadar uzun süre çabalasalar bile bir tıbbi yöntemle yardım almadan çocuk sahibi olamamışlardı. Ama sonunda Breck Bednar dünyaya geldi ve kendisi 17 Mart 1999'da doğdu. Ailenin mucize bebeği olmuştu adeta. Yani yıllar sonra büyük bir çabanın ardından bir çocukları oluyor, düşünün ve ne kadar değerli onların gözünde. Ve Breck doğduktan birkaç yıl sonra da tekrardan çocuk sahibi olmak istediklerine karar verdiler. Elimizde imkan varken tekrardan deneyelim, belki bir umut, bir çocuğumuz daha olur diye düşündüler. Ve yine tıbbi yardımlar alarak daha önce de dediğim gibi çocuk sahibi olmaya çalışıyorlardı. Bu yöntemle çocuk sahibi olan aileler bazen şimdi bahsedeceğim durumla karşılaşabiliyorlar. Barry ve Lauren doktora gittiklerinde hamile olduklarını düşündükleri sırada Lauren'in aslında üçüz bebeklere hamile olduğunu öğrendiler ve bu onlar için aslında çok çok mutlu edici bir şeydi. Çünkü zaten ikinci bir çocukları olup olmayacağını bile bilmiyorlardı ama bir anda üç çocuk daha aileye gelecekti ve bundan dolayı çok heyecanlı, çok mutluydular. Ve bu çocuklar da tabii ki Breck gibi İngiltere'de dünyaya geldiler ve 2014 yılında, yani bahsedeceğimiz olayların yaşandığı yılda aile 4 çocuğuyla birlikte zengin bir kasaba olarak bilinen Caterham'da yaşıyordu. Bu da İngiltere'nin Surrey bölgesinde olan bir yerdi ve gerçekten daha önce de dediğim gibi hayatların en mutlu dönemlerinden birisini yaşıyorlardı. Ve Breck de aile tarafından çok sevgi dolu birisi olarak tanımlanıyordu. Herkese karşı nazikti, herkese karşı böyle cana yakın davranırdı. Aynı zamanda çok da zeki bir çocuktu. Okulda bütün dersleri çok başarılıydı ve genel olarak okulunda en başarılı öğrencilerinden birisiydi. Çoğu öğrencinin böyle biraz zorlandığı ya da yapmak istemediği şeyleri Breck Bednar çok kolay bir şekilde yapabiliyordu ve bu da ailesi için ayrı bir gurur kaynağı olmasını sağlamıştı. Ama Breck'in yapmayı en sevdiği şeylerden birisi bilgisayarlarla uğraşmaktı. Sadece oyun oynamak değil, oyun oynamayı çok seviyordu ama bilgisayarlara büyük bir tutkuyla bağlıydı. Annesinin söylediğine göre ne zaman Breck'e bir bilgisayar alınsa o bilgisayarın parçalarını çıkarırdı, içini açardı, ne var ne yok onları anlamaya, öğrenmeye çalışırdı ve hepsini geri takardı. Bilgisayar da sorunsuz bir şekilde çalışırdı zaten ve gerçekten böyle bilgisayarlar konusunda bilgisi de yaşıtlarına göre daha fazlaydı. 2006 yılında maalesef ki Breck 7 yaşındayken anne ve babası boşanma kararı aldılar. Ama bu hani böyle kötü bir boşanma değildi aslında. Aralarında böyle çok kötü bir olay geçmemişti benim anladığım kadarıyla. Araştırmalarımda öyle bir şeye denk gelmedim çünkü. Ama Breck'in babası da evden ayrıldı doğal olarak.
Fakat ayrılmış olmasına rağmen uzak bir yere gitmedi. Evin yakınlarında olan, böyle birkaç mahalle belki ötesinde olan bir yere taşındı. Ve bu sayede 4 çocuğuyla birlikte sürekli görüşebiliyordu, vakit geçirebiliyordu. Belli zamanlar çocuklar gidip babalarında kalıyorlardı. Ve aralarındaki ilişki herhangi bir şekilde böyle kopma durumuna vesaire gelmemişti. Aynı şekilde olabildiğince devam ediyorlardı. Bu sırada Black Bednar'da, yine yaşadıkları Surrey bölgesindeki Red Hill'de bulunan St. Bede's okulunda öğrenciydi. Breck aynı zamanda yaşadıkları yerde bulunan Hava Askeri Akademisi'ne de gidiyordu ve bunu gerçekten çok seviyordu. Kendi isteğiyle başlamıştı buraya. Ve daha önce de dediğim gibi aile oğullarının böyle örnek bir öğrenci olmasından, çok böyle iyi yetiştirilmiş bir çocuk olmasından dolayı çok mutluydular. Onunla da gurur duyuyorlardı. Breck'in hobilerinden birisi arasında yaşıtı olan birçok arkadaşının yaptığı gibi çevrimiçi oyunlar oynamak vardı. Bu işte çoğu kişi zaten biliyordur, açıklamam artık gerek bile yok diye düşünüyorum ama bilmeyenler için yine de olursa bir iki kişi onun için de açıklayayım. Hani bu kulaklığı takıyorsunuz, çevrim içi bir sürü insanla oyun oynayabiliyorsunuz ya, hatta o kulaklıklar üzerinden konuşuyorsunuz, sohbet edebiliyorsunuz vesaire. Bu şekilde o da oyun oynamayı çok seviyordu arkadaşlarıyla. Hatta yani o sıralar böyle yeni yeni popüler olmaya başlamıştı ve aralarında o kadar yayılmıştı ki çocukları. Rek katıldığı kilisedeki arkadaşlarıyla birlikte bir grup oluşturmuştu. 6 tane çocuklardı. Ve birlikte işte bilgisayar oyunları oynayacaklardı. Hem de bu sayede arkadaşlıklarını da bir şekilde sürdürmüş olacaklardı. Her ne kadar yüz yüze çok görüşmemiş bile olsalar. Ve aynı server, yani aynı sunucu üzerinden oyun oynayacaklardı anlayacağınız üzere. Ve bunun için de bir server seçmeleri gerektiği sırada aralarına yeni bir kişi katıldı. Bu kişi kendilerinden birazcık daha olgun yaş olarak büyük birisiydi. Kendisi 18 yaşındaki Louis Danes'ti. Çocuklar onun serverında oyun oynamaya başladılar ve hep birlikte işte bir yandan sohbet ediyorlardı, bir yandan hayatlarından bahsediyorlardı, bir yandan da böyle gece gündüz o oyunların içerisindeydiler. Bu sırada da tabii Louis'le de arkadaş oldular. Hatta çok kısa bir süre içerisinde arkadaş olmuşlardı. Ona böyle bir abi gözüyle bakıyorlardı. Çünkü çocukların hepsi 14 yaşındaydı. Louis ise 18 yaşındaydı dediğim gibi. Louis onlara böyle oyun içerisinde yardım ediyordu. Bazı paralı şeyleri satın alıyordu ve çocuklara hediye ediyordu. İşte bu benden olsun size, hani abinizden size hediye gibisinden. Ve bu da çocukların çok hoşuna gidiyordu doğal olarak. Kendileri alamadıkları için yaşları da küçük, yani aileleri de büyük ihtimalle izin vermiyordu. Ve birlikte yani her gün böyle okuldan çıkar çıkmaz akşama kadar oyun oynarlardı, gece uyuyana kadar. Ve bu grupla artık böyle her gün iletişimleri devam ediyordu anlayacağınız üzere. Louis de o sırada onlara hayatından bahsederdi tabii, kendisini tanımalarını sağlamak için biraz da. Ve Louis ne zaman kendinden bahsetse çocukların hepsi hayranlık içinde kalırlardı. Çünkü böyle hepsinin hayal ettiği hayata sahipti Louis. Anlattığına göre İngiltere'deki Essex bölgesinden de aslında Louis de, memleketi orasıydı yani. Ama daha sonra New York'a taşınmıştı. Çünkü kendisi bir bilgisayar mühendisiydi ve bir milyonerdi. Gündüzleri bir milyoner olarak bilgisayar mühendisliği işinde çalışırken geceleri de Amerika Birleşik Devletleri'nin gizli servisleri için çalışıyordu söylediğine göre. Yani birazcık böyle istihbarat ajanı gibi düşünebilirsiniz adamı aslında. Ve milyonlarca pound değerinde şirkete sahipti, şirketlere hatta. Bu şirketlerdeki başarısını da 18 yaşında, bu genç yaşında elde edebilmişti. Breck Bednar arkadaşları bu adamın söylediği her şeye inandılar tabii ki. Çünkü artık aralarında bir bağ oluşmuştu. Ve onu aralarına aldılar, yani olduğu gibi kabul ettiler. Her ne kadar gecelere kadar oyun oynuyordu olsalar Breck kendi düzenini bozmazdı bu arada. Yani okuldan gelirdi, ödevlerini yapardı, ders çalışması gerekiyorsa çalışırdı, evde yapması gereken bir şey varsa yapardı ve daha sonra işleri bitince bilgisayarın başına otururdu. Bu da hani düzenini bozmadığı için ailesini rahatsız etmiyordu açıkçası. Zaten hava da soğuk olduğu için o dönemler çocuklar dışarıya çıkamıyorlardı doğru düzgün. Çok üşüdükleri için evde kalmayı tercih ediyorlardı ve birbirleriyle de iletişim halindeydiler. Bu güzel bir şeydi ailesi için de en azından. Ama yani ailesi açısından, özellikle de annesi Lauren açısından bu grupta içini rahat ettirmeyen bir şey vardı. O da Louis Danes'ti.
Yani birkaç kez Louis'in sesini duymuştu annesi. İşte Breck her zaman söylediğine göre oyun oynarken kapısını açık bırakırdı ve ara sıra işte kendisi içeriye girerdi. İşte ne yapıyorsun, kiminlerle konuşuyorsun vesaire diye. Ve o sırada işte Louis söylerdi, aa annem geldi, işte arkadaşlar annem burada falan diye. Bu sırada da Louis de aa selam anne diye ona seslenirdi. Ve ekrana böyle bir animasyon atarmış anladığım kadarıyla. İşte böyle bir peri gibi bir şey çıkıyormuş ekranda ne zaman Lauren odaya girse. Ve bu da hani işte Louis'in ona selam verme yöntemi gibi düşünebilirsiniz. Ama dediğim gibi bu ses sırasında ona selam anne dediği sırada Lauren sesinin böyle daha derin, daha olgun bir ses olduğunu fark etmişti. Yani 14 yaşındaki bir çocuğun sesi gibi gelmemişti. Breck'in arkadaş grubundan birisi de değil. Bundan dolayı hani emin olamadı. Bir bakabilir miyim bu kim diye dedi. Breck de ona Louis'in avatarını gösterdi, oyundaki profil resmini. Ve fotoğrafta genç bir çocuk vardı. Lauren bunun o olduğuna emin misin dediğinde de Breck hayır bu zaten o değil dedi. O Amerika'da gizli servisler için çalışıyor. Bundan dolayı yüzünü hiçbir yerde göstermemesi lazım. Özellikle de internette. O yüzden farklı bir fotoğraf koyuyor. Bu o değil aslında dedi. Hatta Breck'in söylediğine göre Louis Bitcoin üzerinden 2 milyon dolar kazanmıştı ve daha sonra onunla da Suriyelilere yardım etmişti. Ama Lauren tabii ki bunları duyduğunda yani bunun yalan olduğunu nasıl anlamazsın dedi oğluna. Yani onun için gayet açık ve net bir şekilde yalandı. Ama Breck ve arkadaşları 14 yaşındaydılar. Çok gençlerdi daha. Çok kandırılabilir yaştalardı açıkçası. Ve bir otorite figürünün de sözlerini dinlemeye meyilliydiler ona inanmaya. Ayrıca Louis de hayatıyla alakalı bu sırlarını yani olayları ya da başarılarını direkt olarak onlara anlatmamıştı. İşte hani merhaba, çalıştığıma memnun oldum. Ben de işte gizli servislerde çalışan Louis Daines falan öyle bir şey dememişti. Çocuklarla tanıştıktan sonra aksine yavaş yavaş bu bilgileri vermeye başlamıştı. Yani aradan bir süre geçiyordu mesela. Louis'in 18 yaşında olduğunu biliyorlardı sadece. Daha sonra işte aa ben New York'ta yaşıyorum bu arada diyordu. Nasıl New York'a gittin vesaire derken işte bilgisayar mühendisiyim. İşte aslında şöyle böyle büyük şirketlerim var, zenginim vesaire diye anlatıyordu. Ve elinde sonunda hani bir günde yeri geldi gibi göstererekten ben işte bir gizli serviste çalışan bir görevliyim. O yüzden yüzümü gösteremem demişti. Ve bunu yavaş yavaş anlattığı için, yavaşça çocukların güvenini kazandığı için hepsi de inanmayı tercih etmişlerdi doğal olarak. Şimdi isterseniz Louis Daines'in gerçekte kim olduğundan bahsedelim biraz da. Kendisi söylediği gibi 18 yaşındaydı bu arada. O konuda doğruyu söylemişti en azından. Ve New York'ta yaşamıyordu. Memleketi olduğunu söylediği Essex'te yaşıyordu aslında ve tek başına yaşamaktaydı. Herhangi bir işte çalışmıyordu, herhangi bir okula gitmiyordu. Sadece evinde saatlerce bilgisayar başında vakit geçiren birisiydi. Tabii ki tahmin ettiğiniz üzere milyoner falan değildi. Büyük bir şirketi falan yoktu. Ve Surrey'den yani Breck'in yaşadığı yerden çok da uzak olmayan bir yerde yaşıyordu aslında. Daha önce de küçük kişilerle tanışmış, konuşmuş ve onları da aynı bu şekilde kandırmıştı. Tek çocuk olarak büyütülmüştü ve 16 yaşına geldiğinde ebeveynlerinin boşanmasıyla birlikte büyük anne ve büyük babasıyla yaşamaya başlamıştı. Daha sonra da anladığım kadarıyla onların evlerinden de ayrıldı. Bu grupla oyun oynarlarken tabii ki daha önce de dediğim gibi sohbet ediyorlardı. Ve bu sohbetleri sırasında Louis işte ileride ne olmak istediklerini, hayatlarındaki işte hedeflerinin ne olduğunu vesaire soruyordu onlara. Breck ve Edna'da bilgisayarlara olan ilgisinden bahsetmişti doğal olarak. İşte ben ileride bilgisayarlarla alakalı, programlamayla alakalı vesaire bir şeyler yapmak istiyorum demişti. Ve bunu duyunca da Louis işte çok şanslısın çünkü hani benim şirketim de zaten teknoloji ve bilgisayarlar üzerine kurulu. Yaşın ilerlediğinde, uygun bir yaşa geldiğinde 18'e vesaire ben sana burada bir iş veririm demişti. Ve çok da yüksek bir maaş teklif etti. Bu da tabii Breck'in çok hoşuna gitmişti. Çok heyecanlandırmıştı onu. Ama bu aralarındaki ilişki de Breck'in biraz farklı birisi olmasına sebep olmuştu diyebiliriz. 2013'ün yazında her şey değişmeye başladı çünkü hayatlarında. Ve bunun Breck'in annesi Lauren de farkındaydı. Değiştirmek için de elinden geleni yapıyordu bunları. Yani eskisi gibi kalsın çocuğu, işte bu adama inanmasın diye uğraşıyordu. Ama Breck hiçbir şekilde etkilenmiyordu. O adamı böyle bir
teknolojik bir guru olarak görüyordu ve hani ona karşı hayranlığı çok büyük bir seviyedeydi. Zamanla da kişiliği, ideolojisi değişmeye başlamıştı annesinin söylediğine göre. Artık askeri hava akademisine gitmeyi istemiyordu, oradan ayrılmıştı ve kiliseye de eskisi gibi her hafta gitmiyordu. Okulunda eskisi kadar başarılı değildi artık, böyle vurdum duymaz bir çocuk olmaya başlamıştı. Hatta odasını bile düzenlemiyordu, söz dinlemiyordu ailesinin söylediği şeyleri en azından. Ve annesine işte Louis Tanrı'ya inanmadığını söyledi. Ve biz neden o zaman her pazar gidip Tanrı için kilisede bir şeyler yapıyoruz? Louis odamın dağınık olmadığını ve toplamama gerek olmadığını söyledi. Neden sen benim sürekli toplamam gerektiğini söylüyorsun gibisinden şeyler anlatıyordu. İşte Louis böyle söyledi. Louis benim okula gitmemem gerektiğini, kendisinin zaten bana iş vereceğini söyledi. O yüzden okula gitmek zorunda değilim diyordu. Ve annesi bir türlü bunu hani onu bu illüzyonun içerisinden çıkaramıyordu. Hatta oyun oynarken de artık kapısı kapalı olurdu Breck'in. Ve annesi daha önce yaptığı gibi böyle odaya girdiği sırada ekranda hani demiştim ya bir peri çıkardı diye. O perinin yerini böyle çirkin bir cadı almıştı annesinin söylediğine göre. Artık o çıkıyordu ve hoş karşılanmıyordu odaya girdiğinde ne Breck ne de Lewis tarafından. Endişeleri artık gerçekten üst seviyelere çıkmıştı ve dayanamayıp polisle irtibata geçti. Polisi arayıp anlattı. Benim oğlumun böyle böyle birisiyle konuştuğunu düşünüyorum. 18 yaşında olduğunu söylüyor ama bilmiyorum. Fotoğraflarını bile görmüyoruz. Ve gerçekten kandırıldığını düşünüyorum dedi. Polisler de bununla ilgileneceklerini söylediler annesine. Ama işte hani birazcık kendiniz engel olmaya çalışın, konuşmamalarını sağlamaya çalışın vesaire dediler ve telefon bu şekilde kapatıldı. Ama şüphelenen tek kişi Lauren de değildi. Breck'in arkadaşları da artık şüphelenmişlerdi Lewis'in gerçekten söylediği kişi olmadığından. Ondan böyle sürekli gerçek fotoğraflarını istiyorlardı. Ama Lewis her zaman hayır gösteremem diye inat ediyordu. Bir gün gerçekten böyle ısrarlarının üzerine dayanamıyorum tamam artık alın işte bu benim fotoğrafım diye fotoğraf göndermişti. Ama çocuklar internette bu fotoğrafı arattıklarında onun sahte olduğunu ve başka birisine ait olduğunu kolaylıkla anlayabilmişlerdi. Bundan ötürü işte hadi videolu görüşelim bir gün ya da dışarıda buluşalım vesaire diyorlardı. Ayarlamaya çalışıyorlardı. Lewis ise her zaman bir bahane buluyordu. Gelemeyeceğim, şu çıktı, bu çıktı diyordu. Ve bundan dolayı da çocuklar artık inanmıyorlardı ona. Onun sözünü dinlemeyeceklerini söylüyorlardı. İşte sen bize bu fotoğrafın... Sen bize gizli servislerde çalıştığını söylüyorsun ama biz artık buna inanmıyoruz demeye başlamışlardı. Ve onlar ne zaman bunu yapsalar, Lewis söylediklerine göre onları serverdan atıyordu. Ve sadece Breck'i alıyordu. İkisi baş başa kalıyorlardı serverda. Daha sonra onları aldığı zaman bile çoğunlukla sessize alıyordu. Ve onlar konuşmalarına dahil olamıyorlardı. Ya da işte ikisi özel konuşuyorlardı. Sizin dinlemenizi istemiyorum diyordu Lewis. Ama çocukların bu endişesi Breck'in annesiyle aynı noktada değildi. Onlar zaten yaşları da küçük olduğu için birisinin arkadaşlarını çalmaya çalıştığını düşünüyorlardı. İşte bu Louis denen adam geldi, Breck'i bizden almaya çalışıyor, ayırmaya çalışıyor, bizim aramıza girmeye çalışıyor diyorlardı ve gıcık oluyorlardı ona açıkçası. Ve 2013 yılının Aralık ayında da Louis'le Breck neredeyse bir yıldır arkadaşlardı. Lauren de hala görüşmemeleri için ısrar etmeye devam ediyordu. Ve bir gün Breck dedi ki anne gel İşte seni Lewis'le konuşturacağım online sohbet üzerinden dedi. Canlı bir şekilde onunla konuşacaksın, sohbet edeceksin ve hani o benim arkadaşım, bunu sen de anlayacaksın dedi. Annesi de başına oturdu, sohbet etmeye başladı Lewis'le. Ve o sırada söylediğine göre Lewis, işte Breck'e şöyle davranmalısın, onu şu şekilde büyütmelisin, ona gösterdiğin bu davranışlar yanlış falan demeye başladı Lauren'e. Ve bu Lauren'i çok sinirlendirmişti. Yani sen kimsin, kaç yaşındasın da bana çocuğumu nasıl yetiştireceğimi söylüyorsun dedi. Ve o konuşmadan rahatsız olmuş bir şekilde kapattı konuşmayı da. Ve bu sırada polisler de tabii ki hiçbir şey yapmadığı için Lauren artık bir müdahale etmesi gerektiğini fark etti. Ve Breck'in bilgisayarlarını, işte online erişiminin olduğu şeyleri elinden aldı ve erişimini de yasakladı. Hiçbir şekilde bilgisayara girmeyeceksin, oyun oynamayacaksın, o adamla konuşmayacaksın bir daha dedi. Aralarındaki ilişkiyi onaylamadığını yine açıkça da belli etmiş oldu.
Ama her ne kadar Lauren bunu yaparaktan bir şeylerin iyi olacağını düşünse bile Louis ondan bir adım öndeydi. Çünkü o daha bunu yapmadan önce Louis bunun olabileceğini tahmin edip Breck'e bir telefon almıştı ve onu da kargo ile göndermişti. Lauren'in bundan hiç haberi yoktu böyle bir telefonun varlığından bile ve doğal olarak ilişkilerini kesmesini sağlayamamıştı oğluyla yani. Bir şeyler iyi gitmeye başlamıştı Lauren'in gözünde ve hani bilmediği için tabii ki. Bundan dolayı aradan bir süre geçince bilgisayarlarını vesaire geri verdi oğluna. Çünkü zaten çok sevdiği bir şeydi. Ve daha fazla üzülmesini de istemedi anlayacağınız üzere. Ama farklı bir serverda oynaması şartıyla verdi. Bu adamınkine girmeyeceksin dedi. Ve kesinlikle onunla iletişime geçmeyeceksin dedi. Ve Breck de buna tamam dedi. Hani kabul ediyorum anne dedi. Haklısın dedi. Lauren bundan dolayı çok mutlu olmuştu. Breck çünkü biraz da böyle eski haline dönmeye başlamıştı. Artık kiliseye düzenli olarak gidiyordu. İşte sözlerini dinliyordu. Arkasını toparlıyordu. Etrafı dağınık vesaire bırakmıyordu. O böyle asi davranışları kalmamıştı. Bu aslında Lauren'i çok mutlu ediyordu ama aslında bunların hepsi bir şeyleri daha da gizli tutabilmek için yaptığı şeylerdi Breck'in. Ve Louis'le olan muhabbetlerinden şüphelenmesin diye yapıyordu. Ve bu sırada polis hiçbir şey yapmıyordu dedim ya. Gerçekten hiçbir şey yapmamıştı. Yani bu adamın adını soyadını bile vermiş olmasına rağmen annesi, polisler girip de o işte veri tabanında ismini aratmamışlardı bile. Eğer aratmış olsalardı Louis Daines'in sabıkalı olduğunu göreceklerdi ve küçük çocuklar için de çok çok tehlikeli birisi olduğunu fark edeceklerdi. Ama yapmamışlardı ve hiçbir şekilde umursamadıkları için de birçok engellenebilecek şey engellenemedi. Artık bu noktada Louis yalanlarını bir üst seviyeye daha taşımaya karar verdi ve Breck'e ölümcül bir hastalığa yakalandığını söyledi. Artık yaşayacak zamanı kalmamıştı. Doktorlar birkaç ayının en fazla olduğunu söylemişlerdi. Belki birkaç aydan da daha az kalmıştı. Ve bütün bu mal varlığıyla ne yapacağını bilmiyordu. Onu verebileceği, devredebileceği, güvendiği hiç kimse yoktu hayatında. Sadece Breck hariç tabii ki. Ve Breck'e dedi ki ben sana bunların hepsini vereceğim. Ben sana güveniyorum. Sen 14 yaşında, internet dışında hiç tanışmadığın bir çocuk olabilirsin. Ama ben sana güveniyorum. Sen benim hayatımdaki en çok güvendiğim insansın. Bütün mal varlığım senin olacak dedi. O bunları söylediği sırada da Breck okulla birlikte bir İspanya gezisine gidecekti. Ve çok heyecanlıydı. Annesi hatta onunla vedalaşırken işte seni seviyorum dediğini hatırlıyor. Ve uzaklaşırken de işte ne kadar gurur duyuyorum diye düşündüğünü hatırlıyor. Benim oğlum hani başarılı, zeki, nazik, sevecen birisi ve hani dış görünüş olarak da çok tatlı, çok yakışıklı bir çocuk. Hani uzun boylu falan, böyle anneler gururlanır ya çocuklarına baktıkça. Dediğim gibi Breck İspanya gezisine gidecekti okulla ve bu geziye gitti. Hatta o gezide çok iyi vakit geçirdiğini söylüyordu herkes. Böyle fotoğrafları vesaire vardı geziden ve gerçekten sonuna kadar tadını çıkarmıştı görünüşe bakılırsa. Hatta orada bir kız arkadaş edinmişti ve bu ilk sevgilisiydi Breck'in. Çok heyecanlıydı, çok hoşlanıyordu ondan. Geri döndüğünde de babasıyla bir hafta geçireceklerdi. Babasının sırası gelmişti artık. Ve üç kardeş de babasının yanındaydı. Onlar babasıyla birlikte havalimanında Breck'i karşıladılar döndüğünde. Ve söylediklerine göre Breck çok mutluydu. Hiç görmedikleri kadar mutluydu. Sürekli sevgilisiyle mesajlaşıyordu telefonundan. Ve küçük kardeşleri bile annesine gidip işte anne abim ne kadar mutlu sevgilisi var diye demişlerdi. Bu şekilde anlatmışlardı. Ama bu sırada da Louis Breck'e hala hastalığının çok kötü olduğundan bahsediyordu ve ona resmen yalvarıyordu. Lütfen gel, imzaları atalım, her şeyi üstüne devral vesaire diyordu. Ve bu sırada da sanırım Essex'e döndüğünü de söylemişti çok öncesinden ona. Yani belki hastalığı yüzünden döndüğünü söylemiştir, bilemiyorum. Breck bu arada 15 Şubat'ta dönmüştü. 15 Şubat 2014'te bu geziden dönmüştü. Ve 16 Şubat'ta da babasına baba arkadaşımla gidip kalabilir miyim dedi. İşte anlattı, böyle böyle okuldan bir arkadaşım var, onun evine gitmek istiyorum. Onda hani
gece kalacak olursak babası izin verirse seni ararım, yine izin isterim senden de dedi. Ve bu babasının çok hoşuna gitmişti. Çünkü hep bilgisayar başındaydı. Ve bilgisayar başında olmasından artık babası yorulmuştu. Arkadaşıyla yüz yüze görüşeceğini duyduğu zaman da çok sevindi. Ve hani tabii ki gidebilirsin, haberdar et beni yeter dedi. Böylece 16 Şubat günü Breck bir taksiye bindi ve Lewis'in apartmanına gitti. Bu taksiyi de onu aslında Lewis tutmuştu. Yani Breck'in yaptığı bir şey değildi bu. Çok zengin olduğu için saatler yaklaşık böyle bir saat falan uzağındaki bir yere taksi göndermişti onu alması için. Bütün parayı da o karşılayacaktı. Bilmem kaç yüz pound edecek yani, düşünün. Breck Lewis'in evine vardığında da söylenenlere göre ilk 6 saat boyunca yaklaşık olarak her şey çok güzeldi. İkili böyle oturup bilgisayar oyunları oynuyorlardı. Teknoloji hakkında, bilgisayarlar hakkında sohbet ediyorlardı. Neler yapabileceklerini anlatıyorlardı birbirlerine. Ve akşam da Breck babasını arayıp orada kalıp kalamayacağını sormuştu. Babası da izin verdi. Aslında Lewis'in her şeyi hazırlamıştı. Yani Breck'in babasına anlatacağı her şeyi böyle yazı olarak hazırlayıp ona göndermişti. İşte sorarsa arkadaşının adı bu, arkadaşının yaşı bu, babasının adı bu, işte soy isimleri bu. Sen oraya gittiğin zaman babasıyla konuşacaksın. Eğer babası planlarımıza uyarsa bu akşam evde kalmana izin verebiliriz diyecek. Ve sen de bunu babana söyleyeceksin. Akşam da eğer izin verirse babanı arayıp kalmak için izin isteyeceksin. Hani şunu neden yapıyorsun, bunu neden yapıyorsun diye sorarsa da bu cevapları vereceksin demişti. Bu da aslında Breck'in gözünde yani kötü bir şey değildi. O kadar etkileniyordu ki ondan, yani bir abi olarak öyle bir hayranlık besliyordu ki. Hani beni kurtardı. Hani ailem izin vermeyecek tanımadıkları için ama işte ne söyleyeceğimi bile hazırladı. Bana yardımcı oldu diye düşünüyordu. Ama bundan sonra neler yaşandığı bilinmiyor açıkçası. Çünkü çok fazla detay verilmedi. Tek bilinen şey sonraki günün sabahı Lewis Daines tarafından 999'a yapılan bir arama. 999 da Amerika'daki 911'in İngiltere versiyonu. Ve bu aramada Lewis Daines'in polise söylediği şey gerçekten herkesin tüylerini diken diken edecek seviyedeydi. Çünkü şunları söyledi: arkadaşımla bir münakaşaya girdik ve canlı çıkan tek kişi benim. Bunları söylerken çok sakindi bu arada. Ben onun kaydın tamamını koyamam ama bulabilirseniz mutlaka tamamını dinleyin. Yani Lewis o kadar sakin ki sanki gayet normal bir şeyi anlatıyor gibi. İşte hani ben üstüme düşeni yaptım. Geliyorlar değil mi? Ha tamam. Siz de artık üstünüze düşeni yaparsınız. Teşekkür ederim yardımcı olduğunuz için vesaire. Böyle sakin sakin konuşup telefonu kapatıyor ardından. Ve en iç acıtıcı yanlarından birisi de o gün, yani bu telefon konuşmasının yapıldığı gün Breck'in annesinin doğum günüydü. Polisler eve geldiklerinde içeriye girdiler ve bir münakaşa aslında olmadığını fark ettiler. Çünkü tek taraflı bir şey yaşanmış gibi görünüyordu. Breck'in cansız bedeni Lewis Daines'in yatağının üzerinde yatıyordu yüzüstü bir şekilde. Bilekleri de koli bandıyla bağlanmış bir haldeydi. Yani anlayacağınız üzere herhangi bir şekilde kendini savunamamıştı, bağlanmıştı. Ve boynu kesildiği için de hayatını kaybetmişti. Ve polisler ayrıca evi ararlarken de Breck'in kıyafetlerini bir çöp torbasında buldular. Ve Lewis de polis gelmeden önce bir duş alıp evi de temizlemeye çalışmıştı. Ama tabii ki tamamını temizleyememişti. Çok da zor bir şey bunları temizlemek, bildiğiniz üzere. Eğer videoları izliyorsanız düzenli olarak. Ve en sinir bozucu yanlarından birisi de Lewis polis gelmeden önce Breck'in fotoğraflarını çekmişti ve o fotoğrafları arkadaşlarından iki tanesine göndermişti. Yani nasıl bir amacı olabilir böyle bir şey yapmakta, gerçekten düşünemiyorum bile. Ayrıca saldırı sırasında Lewis'in pantolonunun fermuarının açık olduğu da ortaya çıkarıldı. Bu da nasıl olduğuna dair tam detay verilmedi bu konuda ama belki fermuarda falan bulunan bir lekeyle anlaşılmıştır işte. Hani fermuar kapalı olsaydı bu şekilde lekelenemezdi gibisinden. Ama bunu da yani kanıt olarak ortaya çıkardılar açıkçası. Ve o çok kötü şeyin de yaşandığını anlamışsınızdır diye tahmin ediyorum bu detaydan da. Ayrıca polisler Lewis'in bütün böyle elektronik cihazları lavabolara ve işte banyodaki küvete suya batırdığını fark etti kanıtları yok etmek amacıyla. Ve ardından da tabii ki Lewis Daines'i tutuklayıp gözaltına aldılar. Lewis başlangıçta her şeyi
şeyin bir kaza olduğunu iddia etmeye başladı. İşte ben aslında nefsi müdafaa yapıyordum. Aramızda bir tartışma çıktı. Sabah olduğunda işte kendinden utandığını söyledi. Ve bundan dolayı da işte bir eline kalem alıp işte kendini ya da beni hangisini söylediyse tehdit etmeye başladı demişti. Ve bunun üzerine söylediğine göre Lewis de onu engellemeye çalışmıştı. Ama Breck bundan çok rahatsız olup onun üstüne atlamıştı. Ve aradaki münakaşa sırasında da Breck boğazından yaralanmıştı. Bunun da ardından tekrardan Lewis'in üstüne atlamaya çalışmıştı söylediğine göre. Ve daha sonra da kanamayı durduramadığı için hayatını kaybetmişti. Ama polisler tabii ki bunu yemediler. Yalanlar zaten açık bir şekilde belliydi ve Breck'in boynundaki yaradan da anlaşıldığı üzere saniyeler içerisinde hayatını kaybetmişti. Yani tekrardan onun üzerine kendini atması, işte bir münakaşa olması mümkün değildi. Çünkü saniyeler içerisinde zaten olduğu andan itibaren o kan kaybıyla başı dönecekti çok büyük bir miktarda ve ayağa falan kalkması mümkün değildi. Hani dedim ya suçsuz olduğunu iddia ediyordu diye. Duruşmada böyle duruşma başlamadan önce bir soru soruyorlar. İşte kalkıyorlar, nasıl bir şekilde savunma yapacaksınız diye. Ve bunun sonucunda suçlu olduğu düşünülen kişi işte suçlu olarak ya da suçsuz olarak diye beyanda bulunuyor. Ben suçluyum diye iddia ediyor ya da ben suçsuzum diye. Buna göre devam ediyor, ilerliyor mahkeme. Ve sürpriz bir şekilde Breck Bednar oraya çıktığında suçlu olarak yargılanacağım dedi. Ve hani bu herkes aslında şoka uğrattı. Çünkü aileyi üzmek için bir süre suçsuz olduğunu iddia ettiğini düşünüyorlardı artık. Yani aileye daha çok acı verebilmek için. Ayrıca duruşma sırasında savcılar Lewis'in bu olaydan önce internetten koli bandı, şırınga ve prezervatif satın aldığını da gösterdiler kanıt olarak. Ve bunlar da aslında davadaki kararı etkiledi, planlanmış olduğunu düşündükleri için. Ve 2015 yılında Lewis Danes'e 25 yıl hapis cezası verildi. Savcılık bu olay yaşandığında 18 yaşında olsa bile yaptığı şeylerin ve planlamasının manipülatif, kontrolcü ve bir yetişkinle eşit derecede bir sorumluluk yüklediğini düşündüklerini belirttiler. Ve bu şekilde Lewis hapse atıldı ama olay burada bitmedi çünkü nasıl olduysa kendisi internete erişim sağlamıştı hapisten ve bir blog açmıştı. Bu blogda da böyle yazılar paylaşıp duruyordu, işte Breck hakkında, Breck'in ailesi hakkında böyle yersiz ithamlarda bulunuyordu. Suçlayıcı ithamlar yapıyordu ve bunlar hani iftiraydı, bildiğiniz yalan olan şeyler. Ve bu şekilde aileyi hala üzmeye, onlara acı çektirmeye devam etmeye çalışıyordu açıkçası. Hatta bu yazdığı şeylerden birisinde medyada beni çok farklı yansıttılar. Benim dairemin de korkunç halde olduğunu söylüyorlardı polis geldiğinde ama öyle değildi, tertemizdi falan diye beyanlarda bulunmuştu kendince. Bu konuda tabii polise tekrar başvurdu Lauren de ama bunların yeterli bir kanıt olmadığını söylediler dava açılabilmesi için. Ve bunun ardından da Lauren Google'la iletişime geçti, bu blogu kaldırır mısınız diye. Onlar da kendi kendinize gidip Lewis'le konuşmanız gerek, onun kaldırması lazım dediler. Ne alaka, anlamadım yani. Ama 2019 yılında, yani çok da uzak değil aslında bu 3 yıl öncesi falan, Lauren'in çocuklarından birisi, bu 300'lerden olan bir kız, Lewis'in kuzeni olduğunu iddia eden birisi tarafından Snapchat üzerinden tehdit mesajları aldı. Ve bu mesajlardan birisinde böyle seni izliyorum anlamına gelen gözler ve bir mezar taşı vardı söylediğine göre. Ayrıca mesajlarda da kardeşini nereye gömdüğünüzü biliyorum, mezar taşını kıracağım yazıyordu. Bir kez daha polisle temasa geçildi bunun ardından, tehdit ediliyoruz, bakın yardımcı olun, bir şey yapın diye. Ama polisler de bazı güvenlik sistemleri kurmalarını söyledi onlara, evlerinin etrafına vesaire. Ve daha sonra aynı kız Instagram'dan Breck adında birisinden takip isteği aldı. Bunun üzerine gidip artık şirkete direkt şikayet ettiler. Böyle böyle bir şey var, taklit ediyor bizim ölen oğlumuzu diye. Ama onlar da sadece kimliğine bürünülen kişinin, yani Breck'in kendisinin bu profili kaldırtabileceğini söylediler. Yapabileceğimiz bir şey şu anda yok diye cevap verdiler. Ve aslında yani nereye gitseler ellerinde kalıyor. Yapabilecekleri hiçbir şey olmamış gibi bir duruma geldiler. Lauren bir yandan bunlarla uğraşıyordu ama bir yandan da oğlunun anısını yüceltmek için elinden gelen her şeyi yapıyordu. Kendisi Breck Vakfı'nı kurdu ve bu vakıf sayesinde sosyal medya şirketlerinde daha sıkı düzenlemelerin olması ve işte çocukların aslında korunabilmesi için, bunların önlenebilmesi için yapılabilecek şeyler hakkında kampanyalar yürütmeye başladı.
sürekli okullara gidiyor ve okullarda işte gençlerle konuşuyor. Online olarak çevrim içi dünyada nasıl güvende kalabileceklerine dair ve daha sıkı böyle bir sosyal medya kuralları getirilmesi için de çabalamaya devam ediyor. Ve Break Vakfı'nın sloganı da sanal oyuna gerçek yaşa şeklinde. Break'in Son Oyunu adlı bir film çıkartıldı ve bu da işte gençleri çevrim içi olarak kiminle konuştuklarını asla bilemeyecekleri konusunda bilinçlendirmek amaçlı yapılmıştı. Break'in hikayesini anlatıyor, dikkatli olmaya teşvik ediyor onları ve bu da Birleşik Krallık'taki liselere sunuldu film yani. Okullara gönderildi ve izletildi öğrencilere. Yani anlayacağınız üzere annesi onun hayatının hiçbir şekilde boşa gitmemiş olması için elinden geleni yapmaya devam etmekte. Louis Danes'e gelecek olursak kendisi 40'lı yaşlarının başında olacağı 2039 yılına kadar serbest kalamayacak. Ve bu davada bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Size ufak bir şey söylemek istiyorum gitmeden önce. Yani yaşı küçük kişilerin izlediğini biliyorum videolarımı hatta. Ve hani her ne kadar videoları izliyor olmanız bile beni biraz tedirgin etse bile bu konuda çok dikkatli olmanızı istiyorum. Çünkü gerçekten online olarak yani eğer benim sözlerime değer veriyorsanız bu konuda değer vermenizi gerçekten isterim. Online olarak hiç kimseye güvenemezsiniz arkadaşlar. Hiç kimseye. İnternet üzerinde herkes bin bir türlü profile bürünebilir. Herkes yüzlerce kişilik gösterebilir. Yani o kadar kolay ki rol yapmak burada ve o kadar kolay ki insanları kandırabilmek. Her gün görüyoruz vakaları. Dolandırılan insanları da görüyoruz. Yani benim başıma gelmez demeyin. Online arkadaşlar ediniyorsunuz biliyorum çevrim içi olarak. Çok güzel arkadaşlıklar da ortaya çıkıyor. Benim de var öyle arkadaşlarım çocukluğumda. Kalma. Ama herkes öyle değil. Gerçekten çok çok dikkatli olmanız gerekiyor. Özellikle aileniz size bu konuda dikkatli olmanızı söylüyorsa, mesela siz birisiyle konuşuyorsanız ve aileniz bu kişiden rahatsızsa lütfen sen bilmiyorsun demeyin. Aileniz biliyor çünkü. Aileniz sizin göremediğiniz şeyleri görüyor. Yaşınız çok küçük. Her ne kadar yaşınız size küçük gelmiyor bile olsa, hepimizin düşündüğü gibi o an her şeyin farkında olduğunuzu düşünseniz bile aileniz daima, bakın bastırıyorum, daima sizin farkında olmadığınız şeylerin farkında olacak ve sizi daima korumak isteyecek. Sizi korumak için yaptıklarını asla aklınızdan çıkarmayın ve bilin ki onlar birisinden rahatsız oluyorsa, özellikle de çevrim içi birisinden rahatsız oluyorsa, bu kesinlikle o kişide rahatsız olunacak bir şey olduğuna işaret ediyordur. Annelerin özellikle de içgüdüleri bu konularda yanılmaz. Yani yaşlarınız ilerledikçe zaten bunu iyice anlayacaksınız. Ama her ne kadar şu an belki de kızıyorsunuz annenize, belki böyle bir durumun içindesiniz, benzer bir durumun ve anneniz istemiyor. Ama siz ona kızıyorsunuz mesela. Sen benim arkadaşımla olmama engel oluyorsun. Sen benim arkadaşımla arama açıyorsun vesaire diyorsunuz. Ama gerçekten annenizin bir bildiği var. Sen bunlardan anlamıyorsun, sen bilgisayardan, internetten anlamıyorsun falan demeyin. Bu da benden size bir abla tavsiyesi olsun. Yani yaşım da çok büyük değil, 25 yaşındayım ama bu videoları izleyen bazı kişilerin geçtiği yollardan geçtiğim için size bir tavsiye vermek istedim. En azından çünkü size gerçekten değer veriyorum. Allah korusun hiçbirinize de bir şey olmasın yani asla asla istemem. Tavsiyemi de dinlerseniz benim için güzel bir şey olur. Bir faydam olduysa ne mutlu. Dediğim gibi umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı, aşağıdaki kırmızı butondan da kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca buraya da bir bilgisayar emojisi bırakabilirsiniz ya da telefon emojisi aşağıya yorumlara. Bu sayede buraya kadar izlemiş olduğunuzu da bilirim. Siz de ne düşünüyorsunuz dava hakkında? Mutlaka yorumlarda belirtin, yorumlarda sohbet edelim, konuşalım. Ayrıca beni Instagram'dan ve diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip etmek isterseniz Instagram daima buralarda, bir yerlerde, diğerlerde aşağıda açıklamalar kutucuğunda bulunuyor olacak. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Dikkatli olun. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.